Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch yayınlarınızdan hiç montajla uğraşmadan YouTube'a nasıl bölümler atabilirsiniz bunu göstereceğim. Mesela 8 saatlik bir yayın yaptın. 8 saatin sonunda da bu yayın içerisinde ortalama 2-3 farklı oyun oynadın. Ve sen bu 2-3 farklı oyunu YouTube'a atmak istiyorsun. Bunun için tüm yayını indirip tek tek kurgulamak, montajlamak yerine sadece istediğiniz bölümleri Twitch üzerinden nasıl indirebilirsiniz bunu göstereceğim sizlere. Şimdi fazla lafı uzatmadan hızlıca videoya geçmek istiyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak Twitch'e giriş sağlıyoruz ve sonrasında sağ üst köşede gördüğümüz profil resmimize tıklayarak yayıncı panelimize gidiyoruz. Yayıncı panelimizle alakalı detaylı bilgi almak isterseniz sağ veya sol tarafa koyduğum minik bildirim zımbırtısıyla videoya ulaşabilirsiniz. Sol tarafta bulunan içerik kısmına tıklayıp video yapım kitine giriş sağlıyoruz. Video yapım kitine giriş sağladığımızda gördüğünüz gibi sağ tarafta geçmiş yayınlarımızın tamamı mevcut durumda. Burada hangi yayınımızdan sahne bölüm almak istiyorsak ona tıklıyoruz. Mesela ben en son Cities Skylines oynamıştım. O yayınıma giriş sağlıyorum. Tıkladığımda sağ taraftan böyle bir panel açılacak ve buradan vurguya tıklıyoruz. Vurgu kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi bildiğiniz video editleme kısmı gibi bir bölüm geliyor. Burada mesela ben burada hep sohbet etmişim. Burada biraz Instagram bakmışım. Yayınıma bakıyorum. Şurada evet Cities Skylines'a başlamışım. Kontrol ediyorum. Buradan kaliteyi de bir yükselteyim. Source'a gelelim. Gördüğünüz gibi Cities Skylines'a burada başlamışım. Burada yapmam gereken şey alt tarafta bulunan sarı bölüm bizim seçeceğimiz alandır. 1.18.09'da ben Cities Skylines'a başlamışım. Hemen bu sarı bölümü 1.18'e getiriyorum. Ve ne kadar oynamışım? Şöyle bir bakalım. Gidiyor. Burada devam ediyorum. Hala oynuyorum. Usanmadan oynuyorum. Israrla oynuyorum. Hala oynuyorum. Ve burada kapatmışız abi. Geldim. Neresiymiş burası? 3.14. 15.04'te bitirmişim oyunu. Hemen bunun bitimini de 03.15'e getiriyorum. 03.15'e getirdim. Şimdi bakıyorum 1 saat 57 dakika olmuş. Bu gerçekten uzun bir süre. Ben bunun yarısını atacağım. Yani YouTube'a part part atmak istiyorum ben bunu. O yüzden ne yapıyorum? 1 saat 57 dakika. Ortalama kaç dakika oluyor? Bunun yarısını alırsak 120 dakika olsa 60 dakika olur. 58 dakikasını almak istiyorum. Şimdi öncelikle vurgu başlığı kısmına diyorum ki Cities Skyline birinci bölüm diyorum. Bunu ben 1.57, 58 dakika olacak şekilde ben burayı kırptım. Burada da zaten aldığımız vurgunun kaç dakika olduğunu görüyoruz burada. Sonrasında diyorum ki yeni vurgu ekle. Direkt zaten otomatik olarak ilk kestiğimiz vurgunun sonrasına atı. Sonrasında ben bunu böyle kısaltıyorum. 3.15'te kapatıyorduk. 3.15'i alıyorum. Buraya da diyorum ki Cities Skyline ikinci bölüm. Sonrasında yapmam gereken tek şey aşağıdan vurguları yayınla demek. Vurguları yayın yayınla dedikten sonra bu biraz vakit alıyor. Vurgular işleniyor. Burada takibini yapabilirsiniz. Bunlar bittiği zaman size geri kalanını anlatacağım. Tabii siz bu sırada başka işlerinize bakabilirsiniz. Hatta refresh yapayım ben size. Refresh yaptığımızda da gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Bu ekranda kalmak zorunda değilsiniz. Kapatıp işlerinizi halledebilirsiniz. Komple de kapatabilirsiniz. Hiç problem değil. Hiçbir şey olmaz. Bu vurgular işlenecek abi. Biz bu vurguların işlenmesini bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işlem bitti. Sonrasında yapmam gereken şey buradaki 3 noktaya tıklayıp indir demek. İndirmede biraz vakit alabiliyor. İlk önce hazırlanıyor, orada kalıyor. Bir 15-20 saniye bekledikten sonra bazen 1-1,5 dakikalara kadar çıkabiliyor hazırlanıyor kısmı ve indirmesine heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1,5 GB'lık bir dosya oldu ve bunu 11 dakikada indiriyor. Tabi burada benim şöyle bir hatam oldu. Videoda olduğum için keşke biraz daha kısa bir vurgu alsaydım, daha sağlıklı olacaktı. Şimdi biz 58 dakikalık bir 58-59 dakikalık bir vurgu aldık. O yüzden işlemler bir tık daha uzun sürdü. Ama siz 20 dakikalık, 10 dakikalık, 30 dakikalık vurgular alırsanız tabii ki de daha hızlı olacaktır. Şu an ben biraz aşka gelip gaza gelip yüklendim. 58 dakikadan ikişer bölüm yapacağım dedim. O yüzden birazcık bekleme modumuz oldu. Şimdi 10 dakika 1.5 GB'lığı indiriyor. İndirdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Ya bu arada lütfen bak söylemeyi unuttum. Yani kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı falan unutmayın. Bak unutmayın. Bak ne güzel. %94'tü. Bak abone olmayan kullanıcı sayısı %94'tü. Mükemmel bir şey oldu. %93.4'e geriledik. Bu şahane bir şey. Demek ki böyle söylemem gerekiyormuş. Ben söyledikçe sizler abone oluyorsunuz. Ne olur. Ne olur abone olun. Ya ben bu kanalı açarken ilk dedim ki, ben dedim lütfen abone olun falan filan demeyeceğim dedim. Ama abi demeyince de abone olmuyorsunuz. Demeye başladım. Demeye başladığımdan beri fark etmeye başladı ya. Ya lütfen, lütfen. Ya bir abone olun ya. Seviliyorsunuz. Muah bebeklerim benim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomuz sonunda indi. Patladım sıkıntıdan. Bir şey de yapamıyorum, videodayım. Hemen videomuzu açalım. Gördüğünüz gerçekten gibi. Ben senin aklına neden... Hocam neden olmadı bu? Çiçek. Bebek gibi videomda bile değil. Uff. Bunu biz hemen ne yapıyoruz? Nereye indirdin sen? İndirilenler. İndirilenler. İndir. Hop al bunu buraya. Attık masa üstüne. Üf. Masa üstünde. Hemen ben bunu dilersem hemen YouTube'a atabilirim. Ama ben bunun başına bir tane intro koyayım diyorsanız eğer hemen Premiere'i de açalım. Bunu da canlı canlı sizlere göstereyim. Premiere'im 3. ekranımda açılıyor şu an. Açıldıktan sonra hemen bu ekrana alacağım kendilerini. Bu şekilde hemen Premiere'imi açtım. Hemen ben bu dosyamı aldım. Bıraktığımda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buradan kes, bit, ses ayarı vesaire her şeyi açabilirim. Başına da intro koyabilirim vesaire vesaire. Her şey burada mevcut. Ama ben bununla uğraşmak istemiyorum abi. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Ben direkt Twitch'ten keseyim atayım dersen bu şekilde atabilirsin. Ya da sana şöyle bir ufak bir tüyo verebilirim. OBS'te sahnelerin var ya, oraya bir tane intro sahnesi eklersin. Böyle 3-5 saniyelik bir intro eklersin. O sahneye güzel bir geçiş efekti yaparsın. Yayınlarında oyuna geçmeden önce o introyu oynatırsın. Öyle oyuna geçersin ve sonrasında da intro eklemene de gerek kalmaz. Direkt o introndan itibaren keser, sonrasını atarsın. Umarım size biraz da olsa destekte bulunabilmişimdir bu videoyla. Biraz daha aklınıza fikirler sokabilmişimdir diye umuyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, aslında bu kadar basit bir şekilde videolarımızı indirip YouTube'a atabiliriz. Benim size nacizane tavsiyem, YouTube kanalınız yoksa bile mutlaka ve mutlaka bir YouTube kanalı açıp oynadığınız tüm oyunları oraya atmanızdır. Çünkü bildiğiniz üzere Twitch'te artık sıfırdan büyümek biraz daha zor ve YouTube'dan da bir kitle edinip onları da Twitch kanalınıza teşvik ederseniz eminim ki Twitch tarafında daha hızlı büyüyebileceğinizi umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Abone olmayı ve kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Cansınız, bir tanesiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.